Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bana söylediler sizin. Önünde bir masa var, sakın bulaşma, cevap verir dediler. Bodrum'da düzenlenen tiyatro ve stand-up gösterileri Bodrum'daki tatilciler ve yerli halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Liseli kızlara yan bakıp kurtulabilmek için din adamı olmak gerekiyor Türkiye'de, biliyorsunuz. Bizim de öyle bir durumumuz yok. Politik espri yapmayacağım ama söz vermiştim Mehmet'e, ama nerede Mehmet'i de bir göreyim de ne taraf, ha orada mısın abi, en uzak köşeye kaçmışsın, oyun tutmazsa kaçacağım diye, değil mi? Mehmet Dağoğlu'nun sahibi olduğu Delphi Otel'de önceki gün ünlü tiyatro sanatçılarının yer aldığı Kadınlar Erkekler İlişkiler Çelişkileri adlı stand-up gösterisi izleyenler tarafından beğeni topladı. Böyle iki tane kızla tanıştın ama muhakkak işi bozuyorlar. Ne yapıyor orada bir kadın resim çekiyor. Yalnız eğiliyorsunuz ya, arkanızda da biri var, tuhaf hareketler yapıyor. Gitar çalanlar ilginç adamlardır. Ne oluyor bunlara? Biz ara sıra veliyle para bitince sağda solda gitar çalarız. Ben böyle seyirci arasında bir akrep, bir koç falan bulurum. Hemen şöyle yaparız. Zaman zaman kahkahalara boğulan izleyiciler gösterileri sonuna kadar ilgiyle izledi. Geçen gün kendi başıma geldi. Bir kızla buluştuğun zaman yemek fikrini ona bırakma. Bir kere ne alana sen ne yersin deyince sana bir yat kiralla boğazın ortasına yemek yiyor. Ama bunun arabasının sadece lastiği bana 3 araba aldım. Öyle bir dönem değil. Zalem benim beğenmiyor. Hani fakir ve gururlu bir genç vardı ya. Hala fakir ama gurursuz, ne yapayım lan? Delphi Otel'de yine 19 Haziran'da düzenlenecek olan ünlü tiyatro sanatçılarının rol aldığı tiyatro gösterisi hakkında bilgiler veren Mehmet Dağoğlu, bugüne kadar salonlarının yetersiz olması nedeniyle düzenleyemedikleri bu tip sanatsal etkinliklere bundan sonra daha fazla destek vereceklerini ifade ederek şunları söyledi. Özellikle çok keyifli bir oyundu. Ben Ola Tiyatrosu Kaan Bey ve ekibinden çok teşekkür ediyorum. Biz çok keyif aldık. Evde izleyenler de keyif almıştır. Bunun devamı yarın ve diğer salı günü meyhanede oynayacak, devam edecek. Aslında bu bir tesadüftü. Ben 6 yıl evvel meyhane işlettiğim dönemde Levent Bey'le yine Oda Tiyatrosu'ndan, kadrosundan arkadaşımla görüşmüştük. Orada çok istemiştim 6 yıl evvel buraya getirmek oyunu. Fakat maliyetler ve salonun küçük olmasından dolayı ticari düşmemiştik gerçi ama olmamıştı. Rakamları çok yüksek. Salonu sığmazdı zaten. Salonu sığmazdı oyuncu sayısından dolayı. Burada ben bir firmaya, bir sanat galerisine daha doğrusu sponsor oldum ve Kukla Tiyatrosu getirdiler. Oradaki bir arkadaşımız bize orada Oda Tiyatrosu'nda bu oyunu oynadığını söyledi. Dolayısıyla bize aracı oldu sağ olsun ve dolayısıyla burada bu oyunu şu anda Kaan Bey'in de tabii gelip bizi de görmesi, konuşması, görüşmesi de çok etkili oldu ve burada bir oyun oynadık. Oynamaya devam edeceğiz. Ben aslında olayın biraz şey kısmındayım. Yani tiyatrolar yaşamalı, bu tür etkinlikler Bodrum'da yapılmalı. Uzun süre canlı müzik sektöründe bulundum, otelcilik yapıyorum ama aslında esas bu işin alt temeli, yıllar evvelki kabare olayı, barlarda eğlence stand-up'ları olması lazım Bodrum'da ve bu arada bunun eksikliğini görüyoruz. İnşallah biz Kaan Bey'le uzun vadeli Oda Tiyatrosu'yla yine kış döneminde burada ortak projelerde bir kabare yaratmaya çalışacağız ve bunun sürekli iyi talep edildiğini ve iyi iş olacağını, iyi eserler çıkacağımızı düşünüyoruz. O yüzden bir başlangıç, bir basamak, inşallah bunun devamı olacak. Ben tüm Bodrum'a bu tür etkinliklere destek vermesini, bu oyunlara katılmasını, sanatsal faaliyetlerin içinde olmasını diliyorum ve istiyorum. Tüm ekibe ve Kaan Bey'e burada oldukları için teşekkür ediyorum. O şey, tuvaletin oraya gel, orada konuşalım. Aslında ihale olaya girmesin diyor.